Herkese merhaba, ben Esra, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle İtalyanların focaccia ekmeğini yapacağız. Türk damak tadına da çok uygun bir tarif. Öncelikle yapımına geçelim. 10 gram kuru mayamızı bir kaba alıyoruz. 20 gram yaş maya da ekleyebilirsiniz siz. Oda sıcaklığında suyumuz var. 2 su bardağı artı 2 parmak daha ekliyoruz. Ve 1 yemek kaşığı da toz şekerimizi ekliyoruz. Ve mayamızı aktif olmaya bırakıyoruz. Farklı bir kapta 6,5 su bardağı unumuz var. Orta kısmını açıp 5 dakika beklettiğimiz mayamızı tam orta kısmına alıyoruz. 1 su bardağı zeytinyağımız var. Onu ekliyoruz. Ve artık karıştırmaya başlıyoruz. Tuzu en sona atacağız. Böyle unun kenarlarına dökeceğiz. Birazdan onu da göstereceğim. Bakın bu şekilde tuzumuzu da ekliyoruz. Ve artık elle yoğurmaya devam ediyoruz. Tamamen karıştı artık. Tezgahımızı alıyoruz ve hamurumuzu vura vura yoğurmaya devam ediyoruz. Katlıyoruz, tekrar vuruyoruz, tekrar biraz yoğuruyoruz. Aynı işlemi birkaç defa tekrarlıyoruz. Artık yavaş yavaş hamur kıvamına gelecek. Burada biraz daha yoğurmamız gerekiyor. Şimdi nasıl olması gerektiğini göstereceğim size. Artık bu aşamada bakın parmağımı değdiriyorum ve hamur eski haline geliyor. Bu bizim için önemli. Karıştırma kabımızın altına zeytinyağı ekliyoruz. Hamurumuzu koyuyoruz. Streç filmle kapatıyoruz ve yarım saat kadar dinlendiriyoruz. Sonrasında içine koyacağımız malzemeleri ekleyeceğiz. Benim kuru domatesim, zeytinim, kekiğim, sarımsağım var. Taze kekik de ekleyebilirsiniz. Biberiye de ekleyebilirsiniz. Ve iyice karıştırdıktan sonra döküm tavamızı alıyoruz. Siz tepsiye de alabilirsiniz ama ben döküm tavayı tamamen yağladıktan sonra burada yapmak istedim. Ve artık güzelce yayıyoruz. Bu arada beni Instagram'da bonapetit.tr olarak takip edebilirsiniz. Parmağımızda böyle çukurlar oluşturduktan sonra zaten o baloncukları göreceksiniz. Çok güzel bir hamurumuz oldu. Üzerine biraz zeytinyağı gezdiriyoruz. Ben kırmızı soğanlar ve domateslerle süsledim. Siz farklı şeylerle de süsleyebilirsiniz. Burada yarım saat daha dinlendireceğiz. Sonrasında fırınımızı 180 dereceye ayarlayacağız. Üzerine biraz da kalın tuz ekliyoruz. Bu arada YouTube kanalıma abone olup beğenilerinizi, yorumlarınızı benimle paylaşırsanız, kanalıma destek olursanız çok mutlu olurum. Ve artık mayalanma kısmındayız. Fırınımızda 30 dakika kadar pişireceğiz. Çıktığında görüntü muhteşem oluyor. Bakar mısınız? Parmağınızla da bu sesi duymanız lazım. Dışı sert olacak. Üzerine zeytinyağı gezdiriyorum. İsterseniz sarımsaklı zeytinyağı da olabilir. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun.